Çok güzel. Sırf size göstermek adına bu riske girerim. Adamın telefonunu hackliyorum. %100 oldu, hackledim. Şimdi geri kaçıyoruz. Şu odadan geçelim. 5'e basıyorum. Tüm kameralar elimde. Evet, çok işimize yaramadı. Selamlar, ben Rainbow. Yine bir rehber videosuyla karşınızdayım. Az sonra videomuz başlayacak. Öncesinde eğer diğer videolarımı da takip etmek isterseniz ve diğer rehber videolarını kaçırmak istemezseniz takip edebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Bu sayede diğer rehber videolarımdan da günü gününe haber olmuş olursunuz. Şimdilik hoşça kalın. Videomuzla sizi baş başa bırakayım efendim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet, banka olması iyi oldu. Sıradaki hero'muz Dokka Abby. Bir pompalısı, bir sniper'ı var. Sniper'ı tercih ediyorum ben direkt. Bir tane görmüş olduğunuz işte yüzeylere çarptığında patlayan ve kurşun geçirmez cihazları yok eden patlayıcı mühimmat. Örneğin Maestro'nun kamerası. Uzaktan size ateş edebiliyor, uzaktan siz onu kıramıyorsunuz. O kurşun geçirmez bir kamera. Onu bu cihazla patlatabiliyorsunuz. Ama sadece bir tane mermisi var. Çok iyi kullanmalısınız. Reinforce delemiyorsunuz. O yüzden Uzi'yi tercih ediyorum. Onun yanında ne tercih etmişim? Smoke Grenade tercih etmişim. Ve bir de tabii teçhizatları görüyorsunuz. Dikey kabza takmışız. Bir de sanırım namlucu freni oluyor. Gidermeyi azaltan. Sanırım. Bakalım. Bir dahakine iyice bakarız. Susturucu falan da olabilir. Gerçi sniper olduğu için tam bir fikrim yok. Ne taktım konusunda. Bakalım nereye almışlar. Yukarıdan ses gelmiyor. Muhtemelen aşağıya almışlardır. Aynen. Evet. Muta kafaya attık ama en azından hem kaydı şey yaptık hem bombanın yerini öğrettik. Çok güzel. Çok güzeldir onu soktu. Herkesi pinkledi neredeyse. Gayet güzel. Şimdiki susturucu takmışız. Aynen. Susturucu takmışız. Onun dışında uzisi var. Sekmesi kontrol etmek biraz güç ama kontrol edebilirseniz oldukça seri ateş eden yani sizi çok avantaja sokacak yakın mesafede bir silah. Aşağı kattan gidelim direkt. Smoke almışım yanına. Neden smoke almışım? Genelde beraber oynadığım arkadaşım glaz alıyor. Glaz aldığı için smoke'lu hero'lar tercih etmeye çalışıyorum. Burada drone gezdirmedik değil mi? Eşterek girdi muhtemelen. Umarım öyle yapmamıştır. Neyse. Glaz alıyor. Glaz zaten Smoke'un içini görebilen bir karakter biliyorsunuz. O yüzden Smoke tercih etmişim. Lobo. Şuraya doğru ilerleyeceğim. Şurada bir adam var muhtemelen. Upstairs, be careful. Şuraya doğru smoke atacağım. Be careful for upstairs. Üstüne adam smoke attık, zorla içeri girdi adam. Takım arkadaşım bana 90 falan vurdu muhtemelen orada. 90 falan vurdu yani. Kayıt da sanki beni bekliyormuş orada. Çok kötü oldu. Takım arkadaşım beni vurmasaydı çok rahatlıkla o kaydı alırdık ya. Neyse, önemli olan takımı kazanması. Bakalım eş neler yapmış. Almış bu kaydı, almamış henüz. Alır herhalde. Çok güzel sızdı kapitavo arkalarından. Ama eş tek kaldı. O tarafta. Kate is life. Bro, be careful. Ta nice. Güzel, takıma motivasyon olduk. Motive edici sözler söylemek lazım bazen.
Bazı insanlar motivasyonla çalışıyor. Onlardan biri de benim. Front of you. Diffuser, diffuser. Kapital, kapital. Friendly last operator standing. 15 seconds left. The diffuser has been secured. Önünden çıkacak o reinforce'un arasından vuracak. Ben de öyle düşünmüştüm. Diffuser siz almadınız üstünüze diyelim. Random birisine düşüyor. O düşen kişi de fark etmeyince böyle şeyler yaşanabiliyor. O yüzden de diffuser'ı üstümüze alalım. Dokkaebi ile oynamaya devam edelim. Bu arada Dokkaebi'nin asıl özelliğini bile göstermedik. Şimdi göstereceğiz. Dokkaebi'nin bir tableti var. Elinde tuttuğu tableti görüyorsunuzdur şu an. O tabletten böyle bir iki hack hareketi yapıyor. Karşı taraftaki telefonların hepsine bir gizemli çağrı yolluyor. O çağrıyı kapatması biraz zaman alıyor. O sırada telefonları titreşiyor. Eğer kapatmazlarsa o çağrıyı, kapatma tuşuna basmazlarsa uzun bir süre çalıyor telefonları. O titreşim sesini biz duyuyoruz. Adamların nerede olduğunu anlayabiliyoruz. Aynı zamanda onu kapatmaya çalışırlarsa da elleri böyle telefonları suratlarının önüne geldiği için ön kısmını çok fazla göremiyorlar. Siz de atak yaparken avantaj sağlamış oluyorsunuz. Onun dışında diyelim ki herhangi bir adamı öldürdünüz karşı takımdan. Drone'u verdik, önemli değil. Herhangi birini öldürdünüz karşı takımdan. Onun telefonu yere düşüyor. Biz gidip o telefonu alıp hackleyebiliyoruz. O telefonu hacklersek dost takımın, yani düşman takımın daha doğrusu, görebildiği tüm kameralara erişim sağlıyoruz. Aynı zamanda onlar o kamerayı kullanabiliyorlar ama pingleme yapamıyorlar. Yani diğerlerinin yerini gösteremiyorlar. Ama biz o kamerayı kullanıp diğerlerinin yerini gösterebiliyoruz dostlarımıza. Yani Dokkaebi fazlasıyla avantajlı oluyor. Hemen kullanalım tabletteki özelliği. Hop, tik tak tak 5 düşmana aramayı yolladık şu an. Şu an telefonları deli gibi titriyor. Belki duymuşsunuzdur sesini. Ufak bir sesler geldi. Bir arama daha yollayacağım. Bakın orada bir telefon düştü. Birisi öldü. Biri daha öldü. Zırlamayı duyuyoruz şu tarafta. Aa, o kadar vurdum ya, ölmesi lazım. Görmüş oluyoruz ki iki tane body damage öldürmeye yetmiyor bu sniper'da. Bundan önce Glaz'ı görmüştük. Glaz'da 2 damage fazlasıyla yeterli olurdu. Twitch'in sniper'ı biraz daha hafif kalıyor. Böyle ağır damage vuran bir sniper değil. Ona göre oynamak gerekiyor. Biz biraz daha yüksek damage vuruyordur gibi oynadık şu anda. Aslında hata yaptık. Sniper olmasına biraz zayıf düştük. Öyle söyleyeyim. Gafil avladı bizi sniper yani. Ama bayağı bir vurduğumuz için. One is low HP. 10 HP guys. Öldürme yardımını aldık gördüğünüz gibi. Eşi kaybettik. Takım alır diye düşünüyorum artık burayı ya. Bayağı öndeler şu an. Çok güzel, çok güzel. Tamam, kaybetme şansları yok gibi ya. Last one front. Frost is in B. Nice. Ağzım dilime dolandı. Uykum gelmiş biraz benim. Onu anlıyorum. Dokkaebi'nin pompalısını hiç denemeyeceğim. Çünkü öyle yakın mesafeye girebileceğimiz bir alan yok şu anda bu haritada. Bir atik aşağıda deneyebilirdik. Bu pompalı da aynı zamanda böyle şık şak yapan bir pompalı. Yani ateş ettikten sonra bir süre şık şak yapacak. Tekrar ateş edecek sanıyorum. Öyle gözüküyor. Atış hızı zaten görüyorsunuz. Bir. Bayağı yavaş yani atış hızı. Normalde daha hızlı pompalılar var. Muhtemelen en yavaş pompalılardan biri şu ana kadarki. Dokkaebi oldukça güçlü bir çar olduğu için o konuda
silah konusunda yani sniper dahil biraz kısmışlar diyebiliriz. Bir de telefon ele geçirelim, geçirebilirsek. Onu deneyelim. Bir kameralara bakalım birlikte. Normalde sadece drone görüntüsü görebiliyoruz bildiğiniz üzere. Ama bir telefon ele geçirirsek mekandaki tüm kameralara bakabiliyoruz. Bakalım. Biraz o yüzden yavaş ilerleyeceğim. Sadece size kamerayı göstermek amaçlı ilerleyeceğim. Mute. Böyle haber veriyorum, konuşuyorum ama sanırım biraz takım çok da istekli değil konuşma konusunda. Hop, kaçamadık. Onu pinklemeyi o kadar istemiştim ki yani. O yüzden yaptım. Biraz geriden gidelim. Acele etmeyelim. Hatta aşağıdan gidelim. Yolu uzatalım. Yolu uzatalım derken aslında çok daha hızlı bir yola varıyoruz. İkinci aramayı da yollayalım. Yakınlarda biri yok. Bir an onu kafa sandım. Dikkatli olmak lazım. Artık telefon şeyimiz de kalmadı. Hakkımız. Şöyle bekleyeceğim biraz. Haciz o tarafta düştü. Şöyle bekleyeceğim dediğim gibi belki biri gelir. Ne? Bizim adam. Neden yaptın ki bunu ya? Orada bir telefon düştü. Onu almak niyetindeyim aslında. Ama çok saatin içinde düşmüş. Onu alamayız muhtemelen. İyice her yeri kapatmışlar. Ben bu taraflarda adam olduğunu düşünmüyorum. Sırf size göstermek adına bu riske girerim. Adamın telefonunu hackliyorum. %100 oldu, hackledim. Şimdi geri kaçıyoruz. Şu odadan geçelim. 5'e basıyorum. Tüm kameralar elimde. Yani çok işimize yaramadı. Çok işimize yaramadı dediğim gibi. Neyse, elimizden geleni yaptık. Bir el daha oynarız muhtemelen uzatmaya kalırsa bu oyun. Ama uzatmaya kalmazsa, bir şekilde biterse bu oyun. Dokka evinin son eli olsun bence. Her şeyini göstermeye çalıştım. Önemli olan biliyorsunuz. Böyle 50 adam vurdum değil de işte ne işe yarıyor? Asıl amaçlara yönelim. Onları göstermek size. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evet, bir oyun daha Dokka Evi. Oynayalım abi. Onu da gösterelim tekrardan. Pompalısını kesinlikle almıyorum. Hiç gerek yok bence. Tek sniper'ı aldım. Üst kata alacaklardır muhtemelen. Şu aradan geçer mi? Geçti. 10 numara. Yukarıdan ses duymuyorum. Yine aşağıya almışlar. Değil mi? Aynen.
Böyle koydum. Kimse pinglemesin diye şöyle yapıyorum. 10 saniye tekrar kaldıracağım. On numara yere kameramızı kurduk. Umarım kırmamışlardır. Bakayım şöyle bir. Kırmamışlar. Aşağıya ekstra bir drone yollayacağım şimdi. Muhtemelen aşağıda biri vardır diye düşünüyorum. Bu aracında kimse yoksa taraf da boş. Zaten herkes işaretlenmiş. İşaretlemeye uğraşmayacağım. Direkt içeri koşuyorum. İçerisi site boş. Site demeyeyim yani. Şu kısım boş. Sniper'ımız var. Oldukça avantajlı olacağız. Uf diye bağırdı birisi. Kapitava bakıyor. Bırakalım baksın. Hiç gerek yok. Yer var. O yüzden diğer bombayı yerden attım ama. İşaretlemiştim ben onu ya. Şimdi ben seni nasıl kaldırayım ki? Oraya niye düştün ki sen? Şu tarafta biri var galiba. Hadi ya şuraya göster ne olur. Çok güzel. Canım çok az. O yüzden şunu yapmak zorundayım. Çok güzel. Acaba bizim etkimiz oldu mu orada? Telefona baktı mı bilmiyorum ama. Telefona bir titreşimi yolladık en azından. Dikkatini dağıtmışızdır diye düşünüyorum rakibin. Böylelikle son verelim Dokka'ya bir de. Güzel bir oyun oldu bence. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar diliyorum. Hoşça kalın.